Okulumun ilk günü. Zaten başlıktan da görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi sadece saçımı yaptım. Daha hiç makyaj falan yapmadım. Üstüme şimdi bunu giydim. Ama bununla devam edeceğim etmeyeceğim emin değilim. Altıma şu anda eşofman var da altıma sonra bir pantolon giyeceğim. Saat daha 1:30. Benim canım okulum 3'te bile değil. 3:30'da toplulukların tanıtımı var. Sonra 5'te galiba şey başlıyor. Adı nedir? Hoş geldiniz arkadaşlar konuşması. O yüzden ben şu an yavaş yavaş hazırlanıyorum. Hazırlanmaya başladım. Cildim de hiç güzel değil bugün. Neyse güzel bir makyaj yaparız. Şimdi Yargı'nın 2. sezonun ilk bölümünü izleyerek hazırlanıyorum. Öyle bir videoya giriş yapmak istedim. Bu video nasıl olur? Güzel olur mu? Çok çekebilir miyim? Bilmiyorum. Ama ana olarak kalmasını istiyorum. Hani bilmiyorum. Güzel yani 4 yıl sonra falan belki bakacağım ve bu videoyu izleyeceğim diyeceğim ki vay be okulumun ilk günü varmış vardı falan. Neyse Maşa çok mu abartı oldu bilmiyorum, bu da kıyafet de mi çok mu abartı oldu bilmiyorum, okulun ilk günü ne giyilir bunu da bilmiyorum. Hayatımda ilk defa formasız bir okula gidiyorum. Hani benim lisemde hep formalıydı yani, çok forma giymesek de her gün giyeceğim şey belliydi en azından. Neyse. Hava da bugün çok sıcak. Bir de minik bir life update de vereyim. Benim Antalya'dan kuzenim Ankara'ya kazandı. O yüzden şimdi dün geldiler, o yüzden ailecek. Bir hafta bize kalacaklar. O yüzden ev çok kalabalıktı. O yüzden gündüz klasik kahve çekimlerimi falan yapamadım. Şimdi onlar da gittiler işte yurduna falan bakmaya gittiler. O yüzden ev boş şu an. O yüzden rahatça bir açılış yapıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Heyecan değilim çok fazla. Şimdi yavaş yavaş heyecan gelmeye başlıyor ama bilmiyorum, daha çok heyecanlı olurum diye düşünüyordum bugün. Öyle çok bir şu an ilk gün okula gidip gideceğimi idrak edemedim galiba. Daha çok öyle hissetmiyorum yani. Neyse. Ben şimdi hazırlanmaya devam edeyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Belki hazırlanırken çekeyim mi? Çekmeyeyim. Bugün hazırlanırken çekmeyeyim. Bilmiyorum. Galiba heyecanlıyım. Neyse tamam. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın Defne. Şimdi biz kulüplere katılıyoruz. Defne ile şimdi de 3 kulübe katıldık. Sinema ve videoya katıldık. Aynen. Yoga'ya katıldık. Bir de diğeri neydi? Turizm. Bir de turizm kulübüne katıldık. Öyle bir şey. Katıldık. Evet. Çok aktifiz. Şimdiden bir de işletmek. Devam ediyoruz bakmaya. Ona tamamlayacağım. Ama o kadar sıcak. Yaparız, yaparız, yaparız bence de. O kadar sıcak ki yani fenalık. Hiç iyi değilim. Dün çok sıcak, yoğun ve karışık bir gündü. İşte bir de ben böyle galiba çok alışık olmadım ortamlarda çıkarıp rahat çekemiyorum, konuşamıyorum ve çok kalabalık da hani o an. Ama çekmek istemiştim gerçekten, anı kalsın diye istemiştim, yapamadım. Neyse bugün benim 2. günüm. Bugün bölüm tanıtımı, kampüs turu, bir de birkaç tane dersim var. Bölüm tanıtımı için gerginim. Çünkü bölümümdekilerle tanışacağım demek bu. Ve bölümümdekilerle daha önce hiç tanışmadım. Onlar birkaç kere buluşma değil de hani böyle bir şey öncesi minik toplantı tarzı şeyler yaptılar. Ben onlara gitmedim. Öyle. Sonra işte dün zaten o konuşma bittikten sonra ben Arda'nın yanına gittim. Onlarken de çok bir şey çekmedim. Öyle yani, ama bugün vakit bulursan bir ara orada. Yoksa ya da eve gelince yarın anlatacağım. Birkaç bir şey anlatacağım. Bugün biraz rahat giyindim çünkü yürüyeceğiz. Şöyle bir şey giydim. Öyle neyse, şimdi çoraplarımı giyip kahvaltı
edeceğim. Ha, çorap. 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 Yes sir. Blessings. In the name of Jah, Rastafari, Selassie. Word the reggae music on ya, hey. Keep me rocking with me, Dada, hey. Word the reggae music on ya, hey. Never left ya, never lose ya, hey. Now just be nice and hold your spirit. Bugün konuşmada hiçbir şey çekemedim çünkü yeni arkadaşlarla tanıştım ve kendim için normalde çok ses var. Tamam. Normalde Nehir'in yapamayacağı ki zaten yaparken de çok zorlandım. Şöyle şimdi hani birileriyle tanışmam lazım. Çünkü bugün bölüm şey vardı hani ilk defa kendi bölümündekilerle bir araya geldim. İşte gözüme bir kızı kestirdim. Tamam mı? Sonra dedim ki acaba ne yapmam lazım? Ne demem lazım. Sonra Zeynep'e yazıyorum diyeceğim ki ne diyeceğim kızı. Sonra gittim dedim ki merhaba tanışalım Nehir ben dedim. Sonra tanıştık. Sonra işte beraber yürüdük falan. Kampüs turu yapılıyordu o sırada beraber yürüdük. Sonra ders başlayacak ve oryantasyon dersleri olacaktı. Ona kadar 15 dakikamız vardı. Beraber yemek yemeye gittik. Dürüm yedik. Sonra tatlı kızı çok sevdim. Sonra oryantasyon derslerinin çıkışında da Berna, ben bir de işte ben Lara ile tanıştım. Sonra onun arkadaşı, o da dün Zeynep diye bir kıza tanışmış. Sonra dedi ki onu da çağıralım, dördümüz okey oynayalım dedik. Sonra o yüzden Zeynep ile de tanışmış oldum. Yani bugün iki yeni arkadaş edindim. Öyle. Öyle yani onlarlayken falan böyle pat diye çıkarıp çekemezdim. Öyle bir şeyim yok benim. Hani o kadar özgüvenim yok. Özgüven de değil bu. Rahat olmam gerekiyor hani birinin yanında konuşabilmek için. O yüzden eve geldim. Konuşayım dedim. Hiç konuşamadım çünkü hiç istediğim tarzda bir vlog çıkamadı maalesef. Yani ben böyle daha çok çok şey çekebilirim falan diye düşünüyorum. Çekemedim ve çok yoruldum. O kadar yürüdük ki bugün. Gerçekten yoruldum. Neyse. Dün de bir sürü kulübe katıldık Defne'yle. Söylediklerimizin dışında zaten bir de işletmeye katıldık. Bir de bir yere daha katıldık ama adını hatırlamıyoruz. Yani hiç hatırlamıyorum adını. Garip bir ismi vardı çünkü. Neyse önemli değil. Benim en çok zaten istediğim işletmeydi. Ama yogaya da çok bayağı şey oldum hani yogaya yükseldim. Çünkü güzel. Haftada iki gün ders varmış. Yoga dersleri varmış. Katılırım diye düşündüm. Zaten ben eskiden yoga yapıyordum böyle kendi kendime evde. Bilmiyorum güzel olur. Öyle arkadaşlar yani bu iki gün yalar güzel geçti. Ezden birileriyle tanıştım yani. Ben çünkü böyle çok şey olamıyorum normalde bu konularda hani. Atılgan mı denir? Çünkü yeni bir ortama en son 4. sınıfta girmiştim. Yani 4'ten beri aynı okuldayım ve aynı insanlarla. O yüzden arkadaş edinme şeyim olmuyordu hani. 4. sınıfta en son görüş olmuştu. Dershanede de zaten tanıdığım birileri vardı. O yüzden onlarla başlamıştım. Yani hiç böyle sıfır tanıdığım bir insan ortamına girmeli çok uzun olmuştu. Biraz utandım. Böyle. Başlarda biraz yalnız kaldım. Ama sonra dedim ki neye bugünü yalnız bitiremezsin. O yüzden bir kızın yanına gittim. Neyse, güzeldi. Tatlı bir kız. Çok beğendim. Ya beğendim derken hani sevdim işte. Öyle. Şimdi eve geldim. Çok yorgunum. Yemek yiyeceğim. Yemeğin hazırlanmasını bekliyorum. Öyle arkadaşlar. Şu an biraz enerjisizim çünkü yoruldum. Gerçekten yorgunum. Tamam. Şimdilik görüşürüz. Bu video şu an büyük ihtimal çok kısa oldu. O yüzden bitirmeye de bilirim. Ama yarın falan okulum yok. Normal blog döndürmek istemiyorum. Okulla ilgili olsun istiyorum ama bakacağım. Çok kısa olursa kısa mı yüklesem olabilir. Tamam. Ben biraz bunları düşüneyim. O zaman şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Ay arkadaşlar ya. Şimdi videonun editini yapıyorum. Çok fazla içime sinmedi açıkçası. Yani çok güzel çekememişim. Zaten bunlardan bahsettim. Ve konuştuğum yerlerde de fazla ölü gibiyim. Çünkü yorgundum falan ama böyle... Enerjisini çok beğenmedim videonun açıkçası. Ama anı olarak kalmasını istediğim bir video. O yüzden yükleyeceğim. %100 sinmedi içime ama bazen yapacak hiçbir şey yoktur ve yüklemek zorunda kalırsın.
Şu an öyle bir durumdayım. Ve kısa da oldu. Neyse. Sizi bakın biriyle tanıştıracağım. Bu Gizem. Bu benim kuzenim. Gelsin Ankara'yı kazan. Merhaba. Niye sesin gittin? Çünkü hastayım. Hayır, utandın galiba. Hayır, bunu paylaşacağım. Bunu paylaşmayacaksın. Bunu paylaşacağım. Hayır. Evet. Tamam, ben Antalya'dan geliyorum. Evet. Ama sesim yok. Evet, sesin çok iyi. Hastayım. Hayır, zaten böyle değil. Utandı şu an. Şu an. Sesim böyle değil. Utanmadım. Neyse. Bakın edit yapıyorum. Kaç uğraşıyorum gerçekten. Saat 9 ve ben sanki saat gecenin 3'üymüş gibi hissediyorum. Sesim falan, ben hasta mı oluyorum anlamadım. Galiba Gizem'den bana da bunlar. Sesim garip. Neyse. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizler. Ben çok beğenmemiş olsam da belki siz beğenmişsinizdir. Öyle. Umarım üniversite hayatım güzel geçer. Nehirciğim sana bir not bırakıyor. Aa, hadi kendime bir not bırakayım. Hadi kendime not bırakayım. Çünkü Nehir, sen bunları 4 yıl sonra falan izlersin. Ben seni biliyorum. O yüzden umarım üniversite hayatın güzel geçmiştir canım. Bol bol istediğin gibi topluluklarda güzel olmuşsundur. Aktif olmuşsundur. Bol bol arkadaş edinmişsindir. Partiler olsun, onlar olsun. İşletmeye umarım geçebilmişsindir. Yatay geçişinle ortalama kasıp. Erasmus'a falan da gitmişsindir umarım. Tekrar ortalama kasıp. Bunları yapmış ol. Yoksa kısarım. Neyse. Neyciğim, seni öpüyorum. Arkadaşlar, umarım size... delirdim. Arkadaşlar, siz de umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni ve üniversite hayatımı daha çok görmek istiyorsanız lütfen beğenin, abone olun. Elveda arkadaşlar. Bye.